HDP kapatılabilir mi? Ya şimdi bu en son... Bunca şey olurken, bunca dizayn olurken böyle... Ben zannetmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli ile gidip görüşmesinin herhalde en büyük şeylerinden bir tanesi de bu partinin kapatılması konusu. İkna etti mi Sayın Bahçeli? Öyle zannediyorum. En azından şimdilik gündemde düşmüş gibi gözüküyor. Peki çok özür dilerim. Sorunun cevabı için size döneceğim. MHP Genel Başkanı değişebilir mi? Onların da kongresi Mart ayında. Çok zannetmiyorum şu anda öyle bir şey yok. Peki Ruşen Gültekin? Ya ben hiçbir siyasi parti lideri değişmez. Bu Kobani iddianamesi kabul edildi. Bakın bu Kobani iddianamesi önemli. O da bir hukuk rezaleti. 3350 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Genelde emniyetin araştırmalarıyla olan ve 108 kişiyle ilgili bir iddianame. Bu iddianamenin şimdi çıkması da önemli. Haddi zatını bir taraftan da söyleyelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının önünde bir kapatma istemi var zaten. Yani Vatan Partisi'nden gelen, başka yerlerden gelen var bu tür şeyler. Bana göre, ben bir Yargıtay savcılığı yaptığım için bunu söyleyebiliyorum. HDP bugüne kadar çoktan kapatılmalıydı. Yani bugüne kadar gerçek bir hukuk sistemi işleseydi, eğer anayasanın 68 ve 69. maddeleri orada duruyorsa, bu kadar siyasi alanda bir şey yaratmış, sıkıntı yaratmış, ben Selahattin Demirtaş'la ilgili iddianameyi de biliyorum. Bu iddianamede Sabri Ok'la Kamuran Yüksek'le ilişkileri belirlenmiş, ortaya koymuş tapelerle noktada artık bir siyasi, bu siyasi parti dünyanın her yerinde kapatılırdı bana göre. Ama biz bunu kapatmadık. Kapatmadığımız yerde hem terör istiyoruz, zaten burada saçmalık doğuyor. O görüşmeler hangi yıllarda oldu? Hangi görüşmeler? İşte o telefon tape görüşmeleri, terör örgütü. İddianamede yer alan. Bunların hepsi... Çözüm süreci. Çözüm süreci. Suç ortaklığı var yani, bir şey yargılanacaksa. Ya, demin FETÖ'yle de konuştuk. Tek taraflı yargılanmayacağız. Aslında bir yere temas ettiniz. Yani siz burada otobüsle binip Kandil'e giderken kim sizi götürdü kardeşim? Ha. Suçsa bu da suç. Kim polise karakoldan çıkma dedi? Kim askere kışladan çıkma dedi? O hendeklere bu çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bakın o yüzden hukukla oynanmaz. Hukukla oynadığınız zaman bu şekilde dedikleri çok doğru bu açıdan bakıldığı zaman. O dönem Süreyya Bey'in de diğerlerinin de bu ilişki Dolmabahçe dediğimiz bir olay yaşandı bu ülkede. Terörist liderinin açıklamaları dediler ki o zamanki AK Parti temsilcilerinin açıklamalarını dinleyelim. Sayın Öcalan işte ülkenin toplumun önünü açıyor. Sayın Öcalan şöyle yapıyor, böyle açıyor. O gün yani şu ya dediğiniz şey, Kandil'de dönen, Kandil'de dönen ekibi televizyonlar televizyonlar sıraya giriyordu. Ya bunun en bariz örneğini biliyorum. Ne çabuk unuttuk ya. İstanbul seçimlerinde Allah aşkına Osman Öcalan'ı konuşturmadık mı TRT'den? Yani hakkında yakalama ilgili, kararı olan. Ve bu kırmızı bültenle aran adamı konuşturduk. Barış, çok o TRT görevlilerinde herhangi bir şey olmadı. Barış yani. Dedi ki Osman Öcalan, ben bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla saatlerce konuştum. Açıklandı mı kim oldu? Hayır, açıklanmadı. Ya bakın, bu ülkenin istihbarat yöneticisi PKK yöneticilerine şey demedi mi? Metropollere bomba koyduğunuzu biliyoruz ama şu an ses çıkarmıyoruz demedi mi? Ya bu çok çok acı bir şey değil mi? Yani çok acı bir şey. Ben bu kısmını duymamıştım. Tabii canım, tabii var. Maalesef o sızdırılan Oslo görüşmelerinde bunlar var. Ha. Yani İmralı notlarını okuyun. Öcalan'la nelerin pazarlığını yapıldığını okuyun. İşte bir hukuk devletini arkadaşlar. Belki de halinde devam ediyor. Dolayısıyla bir hukukçuya sorduğunuz zaman biz hukukun, kanunun, kitabın ne yazdığını size söyleriz. Anayasanın 68-69 net o görevlerde bulunduk. Ben Yargıtay savcısı olarak HDP'ye kapatma davası açardım. Açma, daha doğrusu açardım derken şu keyfiyeti de ortaya koyalım. Bir de deliller toplandığında bir cumhuriyet savcısının dava açmamak gibi bir lüksü yoktur. Deliller toplandığında o kapatma davasını cumhuriyet savcısı açmak zorundadır. Ya da hırsızlıktan bir davayı ya da cinayet davasını açmak zorundadır. Ya bu bir keyfiyet değildir. Dolayısıyla bu bize verilmiş, Türk milleti adına bize verilmiş bir yükümlülüktür. Ancak hukuku siyaseti ezdirdiğimiz için ben burada bocalıyorum. Evet, doğru. Selahattin Demirtaş'la ilgili o görüşmeler yapıldığı zaman aynı zamanda bunların da yapıldığı zamandı.
O Kobani ile ilgili konular nasıl oldu? Şimdi Kobani iddianamesini konuşuyoruz. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Şu soruyu sorarım ben bu iddianame açısından. Olayların olduğu tarih kaç? Hocam suçsa 5 yıl önce niye suç değildi? Evet şimdi? İşte onu hayır, söylüyor. Olayların olduğu tarihe bak. Çözüm bir iddianame bu kadar geç çıkar mı? Bir de öyle bir sorun var. Bunu her televizyonda tartışıyoruz. Yarın konjonktür değişirse bu dava düşer mi? Bu düşer. Dava düşer mi? O zaman mesele... Öyle olursa tabii, hukuka evet. Nasıl inanacağız? O zaman terör örgütü nedir? Legalize nedir? Hukuk nedir? Adalet nedir? İşte bu kavramların hepsini tekrar geri çağırmamız. Yani dünün kahramanı adam gibi yerine bugünün terörist olmamalı yani. Ya da bugünün terörist yarının kahramanı çok olmamalı. Çok enteresan. Tabii tarihimiz biz bir de çok unuttuğumuz için yine bugün il başkanımıza terörist diyen aynı o dönem başbakanı bunlar kan emici dediler bize. Barış sürecini engelliyorlar. Yani nereden duracaksınız bilmiyorum yani. Çok zor. Evet. Yani peki öyle, iki grafik getireyim mi? Kaygan bize bin ki. Gene Kadir Has araştırmasından madem bu konuya girdik finalde gene yoksullukla kapatmak istiyorum ama 17,5 yok dur önce şunu alalım 27. 27 numaralı grafik Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin eğilimleri araştırmasından sormuşlar. HDP Kürt halkını temsil ediyor mu? Yani bu ayrıntılara girmeyelim. Şu grafiği okumak daha kolay. 2015 yılında bakın çok yüksek bir oranda temsil ediyor diye düşünüyormuş Kürt vatandaşlarımız. Seyrine bakın 2016'da çok büyük oranda düşmüş. Herhalde bu hendek yılı mıdır 2016? Tabii. 2017'de yani. Biraz daha yükselmiş ve bugün gene yani 2015'e oranla 2020'de HDP'nin Kürt düşmüş. Vatandaşlarımızı temsil ettiğiyle ilgili algı ya da kanaat bu. Peki 17,5. Şimdi bunu nereden çıkardılar? Mesela nasıl bir araştırma yapmışlar? Ben çok merak ediyorum. Soruyorlar. Araştırmaların tamamında %10'un üstünde oy çıkıyor. Yok bu şey bu oy oranı değil. Bu cümleye katılma oranı. Yüzde kaç tamam. Bu cümleye katılıyorsun? Yani bu başka bir şey. Peki Türklerle Kürtleri bağlayan ana unsur Kürt vatandaşlarla evet. Burada doğru. Burada evet. Şimdi o enteresan bir şey var. Burada enteresan bir şey var. Müslümanlık meselesi %36.4 iken 2018 yılında 31.5'e gerilemiş 2020'de. Ortak tarih bir önceki sene 22 iken 24'e yükselmiş. Asıl ekonomik ilişkiler 2018'de 16.2 iken 21.2'ye yükselmiş. Böyle iki de grafik var elimizde. Ya tencere kaynamıyorsa Kürt'ün evinde de tencere kaynamıyor. Türk'ün evinde de tencere kaynamıyor. Yani. Aynen öyle. Aynı gemideyiz. Atatürk'ün o tarihlerde nasıl belirli Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halklara Türkiye Cumhuriyeti dediği etnik ve dini kriterlerden çıkartarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların hepsinin ortak kültür, ortak tarih bilinciyle bir arada olduğunu anlamamız lazım. Bu anlamda bu grafikteki %31 anlamı yani 37'den 31'e ortak inmesi. Ortak tarih. Ortak tarihin yükselmesi evet. Önemli. Yani 2018'e, 2019'a göre yükselmiş. Gerçi 2018'e göre de bayağı azalmış gözüküyor. Evet, yani burada kafamız hala biraz karışık ama en azından bütün Türkiye'deki kendini öyle veya böyle kim olarak tanımlarsa tanımlasın. Bütün toplum kesimleri için ortak alan bir nokta var. O da yoksulluk. Onu Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyoruz ama orada da siyasi temsilde vatandaş bir arayış içerisinde.